Son zamanlarda işte ölüm listeleri falanlar filanlar açıklanmaya başlandı. Bu korkunun toplumsal korkunun zirveye çıkmasına neden olan hadiseler. Ee, burada eklemek istediğim bir şey var, ee, sevgili arkadaşlar. Bugüne kadar bu mekanizmanın bu kadar hukuksuzluğun olmasının nedeni Erdoğancıların ya da bu Erdoğan'ın etrafındaki bu insanların trol mekanizmalarının ya da onların seçmenlerinin medyadan sosyal medya üzerinden bu kadar cesur davranmalarının bir tane nedeni var. O da karşılarındaki muhalif grupların hala ortada bir devlet olduğuna, kör, sakat, topal, aksak da olsa bir hukuk mekanizması olduğuna, işleyen bir devlet olduğuna inanıyor olduklarındandır. Öyle iç savaş çığırtıları yapmak, silahlar depoladık demek, ortaya çıkarız demek, şunu keseriz, bunu keseriz demek, elimizden kurtuluruz, kurtulamazsınız falan filan gibi ifadeler. Bu hukuk mekanizması, bu devlet mekanizmasının bittiğine inansın insanlar. Onların karşısında da elbette ki onlara onların diliyle cevap verecek insanlar da çıkacaktır. Kolay mı öyle? Papuç bırakılır mı öyle? Bugüne kadar bu kadar bağırmanızın, çağırmanızın, insanları tehdit etmenizin, böyle yüksek perdeden konuşmanızın nedeni insanların hala ortada bir devlet olduğu inancında olmasıdır. Ortadan bir devlet olduğu inancını kaldırın, Bakın o zaman neler oluyor. Sizi iç savaş öyle basit bir şey mi zannediyorsunuz? Bugün edinmiş olduğunuz o nimetlerin hepsinin başınıza nasıl yıkıldığını bizzat kendiniz görürsünüz. Bütün bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Ben de çok iyi biliyorum. Ve bunu bilmeyen insanların gözlerinin içerisine baka baka böyle konuşarak onları korkutmaya çalışıyorsunuz. Bu psikolojik harp taktiklerini uzun zamandan beridir uyguluyorsunuz. Ortada hala bir devlet mekanizması var ve siz kalkın, yatın, kalkın, oturun, buna şükredin. Ey listeler hazırlıyorum diyenler, ey silahlar topluyoruz diyenler, sizlere sesleniyorum. Eğer öyle bir mekanizmanın içerisine girilirse, girilirse eğer, Türkiye'de nefes alamazsınız. Çocuk oyuncağı mı zannediyorsunuz bütün bunların hepsini? Her şey sizin kontrolünüzde olacak. Hala hukuka inanan, kör, aksak, sakat, topal olan o hukuka inanan ve günün birinde bu düzenin bir şekilde oturabileceğine inanan ve siyaseten Erdoğan'ın iktidarını, şu kirli, karanlık iktidarını siyaseten yenebileceğini düşünen güçler, mekanizmalar Türkiye'nin içerisinde mevcut olduğu için devletin birçok kademesinde bu yüzden siz hala bu kadar cesaretle konuşabiliyorsunuz. O mekanizmaları yıkın, hukuku ortadan kaldırın, devlet diz, nizamını bir şu anda o kör aksak topal olan devlet zamanı sıfırlayın. Bakın bakalım sizin başınıza ne geliyor o zaman. İnsanları böyle korkutarak, sindirerek, bastırarak, baskılayarak hiçbir şey elde edemezsiniz. 2013'ten 2020'ye kadar 7 yıl boyunca bu korkuyu pompaladınız. 15 Temmuz gibi aptalca, salakça sizin kurmuş olduğunuz o kumpasınıza düşen insanlar olmasaydı bugün zaten çoktan siyaseten defteri düzülmüş olan bir güruha dönüşmüş olacaktınız. Basit bir mekanizma gibi 100 yıllık algıların, 100 yıllık değerlerin, devam ede gelen dış politikaların, devlet geleneğinin ve bu mekanizmanın bu şekilde hoyratça bir çete tarafından, sizler tarafından kullanılıyor olması Yarın öbür gün hukuk neslinde sizin aleyhinize delil olacak şeylerden dolayıdır. Bunların hepsi de olacak. Bunların hepsi de yaşanacak. Ümitsizliğe düşecek, korkuya kapılacak birileri varsa sizlersiniz. Yeter artık insanların üzerinde bir bu kara propagandayla bu cehaletinizi kustuğunuz her şeyde bir yere kadar. O noktaya devleti siz getiremezsiniz zaten. Toplumu siz getiremezsiniz zaten. Kendi sonunuz olur öyle bir noktaya getirmek. Türkiye'yi peşkes çekmişsiniz Rusya'ya, peşkes çekmişsiniz İran'a, peşkes çekmişsiniz Amerika'ya, peşkes çekmişsiniz Almanya'ya. Almanya'nın vakıfları orada, istihbaratçıları orada, Rusya'nınki orada, Kafkaslardan katiller sürüsünü getirip oraya koymuşsunuz. Devlet mekanizması çöktüğü zaman sizin başınıza çökecek. Bu kadar kirli mafya oyunlarının içerisindesiniz. İktidar değilsiniz ki, muktedir değilsiniz ki, devlet değilsiniz ki. Kirli bir yapısınız. Fetret dönemi yaşanıyor. Bu fetret döneminin vermiş olduğu cesaretle ortaya saçılıp konuşuyorsunuz. Çünkü sonunuz yakın. Bunu siz de biliyorsunuz. İçinizde kimse kalmadı ki. Aklı başında bir tek adamınız yok ki devlet mekanizmasında. Milletvekili olarak aklı başında bir tek adamınız kalmadı ki. Çalan, çırpan, yalayan, yutan ne kadar adam varsa. Ne kadar insan boz, bozuntusu varsa onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. 28 Şubat sürecinde sizi yere yatırıp ayaklarını sizin boğazınıza dayayan 28 Şubat mimarlarıyla yol yürüyorsunuz. Devlet misiniz siz? İktidar mısınız siz? Muktedir mi oldunuz? Olamadınız ki. Bundan dolayı da bağırıp çağırıyorsunuz. Bundan dolayı da etrafa korkular sayıyorsunuz. Say sayıyorsunuz, atıyorsunuz. Listeler hazırladık, oluşturduk, bilmem ne yaptık, şunu ettik, bunu ettik diyorsunuz. Örnek almak istiyorsanız gidin Hüsnü Mübarek'in dönemini örnek alın. Milleti, polisi, herkesi, askeri, her şeyi, milislerini örnek alın. Ne yapmıştı adam? Kendi iktidarını 40 yıl boyunca devam ettirebilen bir adamdan bahsediyorum. Öyle o 20 yıllık bir iktidardan da bahsetmiyorum. Her şeyi kilitledim zannediyordu. O da kendi askerlerini, polislerini, halkı, sivillerini ortaya çıktılar. Üç gün sonra neler yaşandığını herkes gördü. Kafese tıkadılar Hüsnü Mubare'yi. Böyle bir şey yaparsanız gideceğiniz yer kafestir, kafes. Kafeslerden öte bir yere gidemezsiniz. Zannediyor musunuz ki dizayn ettiğinizi düşündüğünüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, TSK'nın, emniyetin, hukukun, yargının bir ömür boyunca sizin etrafınızda böyle döneceğini? Böyle mi düşünüyorsunuz? Bir kaos ve kargaşa ortamında bugün satın almış olduklarınız en başta sizin karşınıza dikilecek. Bugün menfaatle yönetebiliyorsunuz. Paralarla yönetebiliyorsunuz. Çuval çuval para taşıyorsunuz hakimlere, savcılara, askerlere, polislere. Kirli yapılar üzerinde teşkil etmişsiniz bütün her şeyinizi. Uyuşturucu trafiğinden silah trafiğine kadar her şeyin mekanizması sizin elinizde. Ve bütün bunların hepsi bizzat sizin Türkiye'nin içerisine sokmuş olduğunuz Almanya'sı tarafından, Rusya'sı tarafından, uluslararası güçleri tarafından dosyalanıyor, raporlanıyor. MIT bile 5000 bin parçaya bölünmüş. İçinde kimlerin cirit atlığı belli değil. Kendi adamlarınızı gidip Kuzey Irak'ta örgüte kaptırıyorsunuz, daire başkanlarınızı. Onlara bile sahip çıkamıyorsunuz, o güçte bile değilsiniz. Kullanmış olduğunuz medya mensuplarının isimleri Kuzey Irak'ta listeler halinde dolaşıyor. Listeler halinde. Kimi nerede nasıl kullanıyorsunuz? Hangi medya mensubunu kullanıyorsunuz? Bütün bunların hepsi var. Kozmik Oda'da 800 kişi öldürüldü gibi saçma sapan bir ifade ortaya çıkararak bu da Avrasyacı cenaha Erdoğan'cı yapılanmanın devletin böyle aptalca bir şey bir senaryo üzerinden tekrar yeniden bazı şeyleri canlı tutmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız her şey algı. Gerçeklikte uzak yakın alakası yok. Gerçeklikte hiçbir alakası olmadığı için topluma siz bu korkuyu salıyorsunuz zaten. Çünkü verebileceğiniz hiçbir şey kalmadı korkudan başka bu topluma. Gençler sizi dinlemiyor artık. 25 yaştan 40 yaş arasına kadar sizi dinleyen yok. Size bakan yok. Bu birikimin 50 yıldan beridir. Bir şekilde devam ede gelen bu demokratik birikimin bu zihinsel birikimin bu özgürlükçü düşüncelerin bunların hepsinin bir çırpıda yok edilip gideceğine mi inanıyorsunuz? Devran dönmeyecek mi zannediyorsunuz? Öyle güzel dönecek ki biliyorsunuz zaten. O yüzden bu kadar bağırıyorsunuz. O yüzden bu kadar listeler hazırladık diyorsunuz. O yüzden darbe diyorsunuz. Bize suikast olacak diyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. Efendiler size bunu söyleten cesaret değil. Korkularınız. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Siz de beni iyi tanıyorsunuz. Zapt edemediğiniz mafya bile sizi tehdit ediyor. Çekmiş gitmiş Karadağ, Karaba Sedat Peker. Bir gün Berat Albayrak, bir gün Erdoğan ağzına geleni söylüyor. Perde altından neler neler söylüyor, neler biliyorum da söylemiyorum de, de, Tehditler savuruyor adam. Bildiğim o kadar çok şey var ki konuşursan bak neler olur söylüyor. Hiçbir şey de yapamıyorsunuz. Kirlisiniz çünkü. Dökülecek, lime lime döküleceksiniz. Bırakın devleti, mafyayı kontrol edemediniz.